Darbelerle hesaplaştığını söyleyenler bugün canhıraş bir şekilde yaşadığımız darbe girişimini göstere göstere örtbas etme çabası içindeler. Vesayete savaş açtığını söyleyenler bugün açıkça gelmiş geçmiş tüm vesayet türlerini gölgede bırakır haldeler. Özgürlüklerin önünü açmaya söz verenler heykelleri tutuklar, kelimelerden, sokaklardan korkar haldeler. Mütevazilikle övünenler bugün sarayların ardında ulaşılmazdırlar. Mütevazilik, mağduriyet iktidarını kimseye bırakmayanlar bugün zalimliğin kitabını yazıyorlar. Yıllarca değerli arkadaşlar bizi eski Türkiye diye bir hayaletten koruduğunu söyleyenler bugün görüyoruz ki uçan kuşa parmak sallar hale gelmişlerdir. Bugün burada kamuoyuna sunulan bu rapor işte tam bu 15 yıllık değişimin eşsiz bir belgesi, muhteşem bir serencamıdır. AKP iktidarının sonu 16 Nisan referandumu ile başlamıştı. İşte bu rapor da tam bu başlangıcın tarihi bir belgesidir. Bu rapor görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmeyen, yaptıkların hesabını vermeyen, vaatlerini yerine getirmeyen, sözlerin arkasında durmayan, seçimle gelen fakat halkın oylarını zapt eden bir iktidarın tam bir röntgenidir. Dev bir iktidar makinesinin tarihi çarpıtma operasyonu karşısında Halkın Partisi'nin halk için yapmaya talip olduklarının belgesidir. Bugün açıkladığımız rapor tüm bu baskı ortamına rağmen kimsenin önünü alamayacağı türde bulguları içermektedir. Değerli arkadaşlar, hakikat siz onu gizlemeye çalışsanız da orada bir dış dünya gerçekliği olarak duran şeydir. Komisyonun 600 sayfa ile maskelemeye çalıştığı hakikati biz burada 300 sayfa ile tarif ettik. Artık hiçbir şüpheye mal vermeksizin bilinmesi gereken bir şey varsa o da 15 Temmuz gecesi kalkışılan bir darbe girişiminin iktidarın kendi ikbali arzuladığı rejimi için bunu bir fırsata çevirdiği gerçeğidir. Aksini iddia eden kim olursa bu rapor her durumda ulaşılabilir durumda olacaktır. Hakikat artık sözü aşmıştır. Artık hakikat hamaset ve gündelik siyasi manevraların gölgesinde kalamayacak kadar gün gibi güneş gibi açıktır. Geride bıraktığımız 15 yıl artık bugün elinizdeki raporun da satır satır gösterdiği gibi değişen Türkiye'de varılıp gelinen enkazın tarihinin yazıldığı bir 15 yıl olarak da hatırlanacaktır. Bu enkazın adı da Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Darbe komisyonu görevini bu raporla tamamlamıştır. Komisyonun kurulduğu günden bugüne geçen 11 ay boyunca yapması gerekenleri Cumhuriyet Halk Partisi tek başına yapmış ve darbe girişimini fırsata çeviren iktidarın niyetlerini ifşa etmiştir. Darbe komisyonu her ne kadar resmi görevini tamamlamışsa da komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'li üyeleri olarak bizler bu sorumluluğu bir memuriyet ya da sade bir görev olarak değil, bir ödev olarak ele almaya devam edeceğiz. Ülkedeki yaşadığımız bu karanlık olayların, gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması ve halkımızla paylaşılmak için çabamız devam edecek diyorum. Hepinize teşekkür ederim.